Aşağıdaki verilere göre bir geometrik çizim yapınız. O noktasından OA ve OB olmak üzere iki farklı ışın çiziniz. İşte şurası O noktası olsun. Burası OA ışınımız. Şu da OB ışınımız olsun. Tamam. Oluşan AOB açısını ortadan ikiye bölecek şekilde OC ışını çiziniz. Yani açı ortayı çiziniz. Diyor, değil mi? İki eşit parçaya bölmek için. Tamam onu da çizdik. OC ışını da. OC üzerinde alınan bir P noktasının OA ve OB ışınlı olan uzaklıklarını vermiş. Yani o zaman şuradan şöyle bir dik geleceğim. Buradan bir dik geleceğim değil mi? Uzaklık denince ne yapıyorduk hep? Dik uzaklık. İşte bu 2X eksi Y OA ışınlı olan uzaklığı. OB olan uzaklığı da X artı 2 ymiş. O zaman hemen ben şunu yazabilirim. 2X y eşittir X artı 2 Y değil mi? Çünkü açı orta üzerinde alınan bir noktadan kollara inilen dikler birbirine neydi? Eşitti. Devam edelim. OC ışın üzerinde alınan bir R noktasını. şimdi bir de R noktası alacağız. O da bu olsun. Ha gene OA ve OB. Bu tarafa gelen uzaklığı X artı imiş. Bu tarafa gelen uzaklığı da neymiş? 2Y artı imiş. O zaman buradan da bir denklem gelecek değil mi? X artı Y eşittir. 2Y artı 2. Neyi soruyor bize? X kaçtır diye sormuş. Tamam. Buradan ne geliyor? X eşittir. 3Y geliyor. Öyle değil mi? Buradan şuradaki x gördüğüm yere 3y yazarsak 4y eşittir 2y artı 2'den. At bu yavru tarafa. 2y eşittir 2'den. Y meğerse kaçmış arkadaşlar? 1. Peki x neydi? 3y. Y yerine 1 yazarsak demek ki x 3. Yani cevabımız B şıkkı. ABC üçgen açı ortay dikliği vermiş. 8, 3, 12 bizden x'i istiyor. Bakınız şurada açı ortayımızı görüyorsunuz değil mi? Üzerindeki A noktasından hop kola dik gelmiş. Burası 8. Bu da kaç? 3. O zaman ben de şuradan aşağıya şöyle bir dik gelirsem. H diyelim buraya. Demek ki burası 3. Buradan olacak 8. Şimdi büyük üçgene bakın. Tanıdık geliyor mu size büyük üçgen? Tanıdık değil mi? Burası kaç? 8. Köşe kaç? 90. Burası kaç? 15. Ha, 8, 15. 17 üçgeni. Yani aradığımız cevap D şıkkı. ABC üçgen 5FE 4FB yani şuraya 4 kat dersek Burası neymiş arkadaşlar? 5 kat. Tamam. 6'yı vermiş. BD. DC'yi eşit benden AB istiyor. Şimdi şunu hatırlıyor musunuz? Bir hatır diyelim arkadaşlar. Neydi? İkiz üçgende. Şöyle yüksekliği çizerseniz bu yükseklik hem açı ortay hem de ne oluyordu arkadaşlar? Kenar ortay. Ne diyorduk? 4 özellik değil mi? İkiz kenar, yükseklik açı ortay, kenar ortay. Bu 4 özellikten herhangi ikisi varsa eksik olan diğer ikisini siz yazıyordunuz. Şimdi i̇şte bizim şekle bakın. AD hem yükseklik hem kenar ortay. Oo, o zaman eksik olan iki şey var. Birincisi demek ki burası açı ortay ve bu üçgen ikiz kenar. Önce açı ortayı kullanalım. AF'ye dikkat edin. Adana, Bursa, Edirne üçgeninde iç açı oldu mu? E tabanlar 5K'ya 4K. Ne demek bu? Demek ki 5K'nın yukarısı 5 xe 4K'nın yukarısı ne olacak? 4X. Peki bu üçgen nasıl üçgen dedim biraz önce? İkiz kenar. Ha, demek ki 5X, 4X artı 6 mı eşit i̇şte olacak? Buradan X eşittir. Kaç gelecek? 6. Neyi soruyor? AB'yi. 6 kere 5. 30. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Yürüyüş yapmak için A noktasından harekete başlayan Cem ile yürüyüş parkur birim kareli zeminde ölçeklendirilerek aşağıda verilen şekilde gösterilmiştir. Cem AK doğrultusunda AB ve AC yollarına eşit uzak eşit uzaklıkta olacak biçimde yürüyerek BC yoluna gidecektir. Ha, A köşesinden yola çıkıyor. AK boyunca yürüyor. Özelliği neymiş bu yolun arkadaşlar? AB ve BC yollarının eşit uzaklıkta olması. Ha, yani mesela şuna kaç birim uzaklıktaysa buraya da o kadar birim uzaklıkta olacak değil mi? Ya da bunu K'dan da alabiliriz. Şurası kaç birim uzaklıktaysa burada o kadar birim uzaklıkta olacaksa tanıdık geliyor mu? Gelen dikler birbirine eşit. Bunun olabilmesi için buranın ne olması lazım. Açı ortay değil mi? Ha, demek ki arkadaşlar bu AK neymiş? Açı ortay doğrusuymuş. O zaman şöyle sonuna kadar çizelim değil mi? E tamam neyi sonra buna? Cem AK doğrultusunda AB ve AC yollarını eşit işte uzaklıkta olacak biçimde yürüyerek BC'ye ulaşacak. Ulaştı. BC yoluna ulaştığında bulunduğu konumun B noktasına uzaklığı yani şurası 42 birimse burası kaç birimdir diye sormuş bize. E demek ki burada iç açıortay teoremi yapacağım. O zaman benim şu AC ile AB'yi bulmam lazım. Bulabilir miyim? Çok rahat. Kareli zemin değil mi? Hemen Pisagor yazarım. Bakın şurası kaç birim arkadaşlar? 4. Burası kaç birim arkadaşlar? 3. Ha 3, 4. Demek ki bura ne olacak? 5. Yani 5K diyelim ne? Pekala devam edelim. Şurası 2, 4, 6, 8. Burası 2, 4, 6. Ha bu da 6, 8, 10. 10K mı? Bunlar çok da önemli değil arkadaşlar. Esas mevzu bu aşağıda değil mi? Açı ortayı görüyorsunuz. 5'e 10. O zaman aşağıda bununla orantılı olacak. E 5'e 10 2 katı değil mi? E 10'un altına 42 geldiyse demek ki 5'in altına ne gelecek? Yarısı 21. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. ABC üçgen açı ortayımız var. Şurada bir oran verilmiş. DC'ye M derseniz BC neymiş arkadaşlar? 2 mi? 12'yi vermiş benden X'i istiyor. Bakın şu Bursa Denizli Ceyhan üçgeninde Şurası arkadaşlar C'nin dış açısı değil mi? O zaman bu da dış açı ortaya. E bunlara gözler dersek öyle diyorduk değil mi? Hangi köşeye bakıyor? A köşesine mi? Buradan başlayarak dış açı ortay teoremi yazabilirim. Ne diyeceğim? 12'nin 12 artı x oranı eşittir. M'nin 2 m 2m oranı. Bitti gitti. M'ler sadeleşti. 24 eşittir 12 artı x'ten. Demek ki x kaçmış? 12. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Arif kenar uzunlukları 9-12 birim olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıdı aşağıda gösterildiği gibi AD boyunca katladığında B köşesi AC kenarı üzerindeki E noktasına geliyor. DE 6 birim olduğuna göre DC kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi bu katlama sorularındaki artık mantığı çok iyi biliyorsunuz. Doğru mu? Şuradaki katlanan bölgede ne oluyordu? Açı ortaya oluyordu. Sebebi hikmete gayet basit. Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü değişmez. Sadece yer değiştiriyorduk. Dolayısıyla şuradaki açı katlanınca nereye geliyor? Buraya. Ha, dolayısıyla AD ne oldu arkadaşlar? Bir iç açı oldu. Peki buraya kaç vermiş? 9. Buranın tamamını kaç vermiş? 12. Peki DE 6 birimse hop demek ki BD de ne olacak? 6 birim değil mi? Çünkü bir şekli katladığınızda kenarın uzunluğu da değişmiyordu. Sadece yer değiştiriyordu. BD katladı. DE'ye geldi. O zaman DE6 ise BD'den olacak Al. Şimdi benden nereye istiyor? DCX'i mi istiyor? E, soru bitti. İç açı ortay teorinin ne? 9'un altı oranı eşittir 12'nin x oranı. İçler dışlar 9x eşittir 72'den x kaç gelecek arkadaşlar? 8. Yani aradığımız cevap B şıkkı. ABC üçgen açı ortayımız var. 6'yı 8'i 7'yi vermiş. I noktası iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre AI'nin AD'ye oranı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi önce şu AD'yi kullanalım. İç açı ortay teoremi. 6'ya 8. 3'e 4 değil mi oran? Yani 6'nın altına 3K dersem 8'in altına ne diyeceğim? 4K. Şimdi tamamı ne oldu? 7K. 7K'ya kaç varmış arkadaşlar? 7. Ha, demek ki K kaçmış? 1. Ha, o zaman şöyle yazabiliriz. Demek ki bura 3 birim. Burada kaç birimmiş? Dört birim. Peki I noktası neymiş? İçte çemberin merkezi. Yani iç açıortayların kesim noktası. Ha, o zaman gelir ben şu B çizersem burası ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Şimdi dikkat soruyu bitiriyoruz. Adana Bursa Denizli Üçgeninde arkadaşlar. B I, iç açıortay mı? O zaman üst kenarlarla taban orantılı olmalı. Üçe altı. İki katı değil mi? O zaman 3'ün altına M dersem 6'nın altına ne diyeceğim? 2M 3'e M 6'ya 2M. Neyi soruyor? A'ı yani 2M'nin AD yani 3M'ye oranı. O da 2 bölü 3. Aradığımız cevap C şıkkı. ABC üçgeni ile ALM üçgeni AC ve AL kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilmiştir. Şu açılar birbirine eşitmiş. hadi biz de şekil üzerinde gösterelim. Şu açıyla bu açı birbirine eşitmiş. O oh, açı ortaya oluştu o zaman. Süper. A, C, A, L 20 santim. Yani şurası 20 santim. AB 21. M, A, 11. BC de M, L'ye eşitmiş. Değil mi? B, C de M, L eşit. Yani ML dediğimiz şey birleşince şura oluyor. B, C de zaten burası. Ha, bunlar da birbirine eşitmiş. Tamam. Yukarıdaki bellere göre mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Şurada bir açı ortayımız var. Görüyorsunuz değil mi? Ha, biz bunu biliyoruz. E, dikkat edin şu tarafa doğru bir doğru parça çizilir. Şimdi cm. Şimdi ben de aynısını bu tarafa doğru çizsem. Bakın bunlar birbirine eşit olacak şekilde. E, o zaman ne oldu? Mc, ck'ya eşit. Dolayısıyla şu açıda buna eşit. Değil mi? Çünkü neden? E, bu açı ortaysa bunun karşısı da açı ya. i̇ki tane açı eşit olunca haliyle üçüncü açılarda ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. O zaman şu 11 birimin aynısı şurada da olur mu? Ya da bunu şöyle de diyebiliriz. Aklınızda daha kolay kalması için belki de. Şu turuncu galiba değil mi? Bu renk turuncu mu? Pembe mi? Neyse bunu hop bu tarafa doğru katladığınızı düşünün arkadaşlar. CM, CK'ya geldi. MA'da AK'ya geldi. E, 11, burada 11. Peki AB kaç? 21 diye. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. Ha şimdi ne oldu artık? Ben biliyorum ki bura 10, bura 11, şurası 20, burada 10. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Yukarıdaki verilenlere göre mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanından kaç birim kare, kaç santimetre kare fazladır. Demek ki buradan sonrası artık bir hesap kitap işi doğru mu? Ne yapacağız? Alan hesabı yapacağız. Şimdi dikkat edin. Taban olarak bir sürü kenar var ama hiç ortalıkta yükseklik yok. O zaman benim bir yerlerden yükseklik bulmam lazım. E şimdi karşımda CK, CB ikiz kenar üçgeni parlıyor değil mi? Işıl ışıl. İkiz kenar görünce dayanamam ben. Hemen ne yapıyorum? Tepeden aşağıya bir dik geliyorum. Ha, o zaman onu ne yaptım? 5-5 böldüm. Değil mi? Ha, şimdi dikkat edin. Burası 20. E burası 16. Ha, demek ki bu yükseklik kaç arkadaşlar? 12. O zaman artık bir yüksekliğimiz var. Şimdi bana neyi soruyor? Mavi bölgenin alanı, kırmızı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır? Şimdi dikkat edin. Şu alanla bu alan birbirine eşit değil mi? O zaman fazlalık nerede? Şurada. Şöyle farklı bir renkle göstereyim. Bakın yeşille. Şurada. İşte şu fazlalık bizim aradığımız sorunun cevabı. E o zaman ben bunu çok rahat bulurum. Taban kaç? 10. Yükseklik 12. Böyle 2. O da kaç gelecektir? 60 gelecektir. Bakın bir daha anlatıyorum şu son kısmı. Buradaki alan buradaki alanı eşit. E, mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanından ne kadar fazladır diye sormuş. E, şunlar birbirine eşit. Fazlalık nerede? Bu yeşil bölgede. E, bu yeşil bölgenin alanını bulursak sorunun cevabını bulmuş oluruz. E, taban 10. E, yükseklik yükseklikte 12. 10 çarpı 12 bölü 2'den 60. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. ABC üçgen 60'ı vermiş. 4 kök 3'ü 12'yi vermiş. Bizden sarıya boyalı üçgenin alanını istiyor. Şimdi ben neyi biliyorum? Şu vatandaş bir açı ortay. Bu vatandaş da bir açı ortay. O zaman şunu çizersem bu da mecburen ne olacak arkadaşlar? Açı ortay. Çünkü iki tane açı ortayın birleştiği yere. Üçüncü gelende ne oluyordu? Açı ortay. O zaman burası 30. Burası 30. E bura 90. Ha, burada güzel bir 30-60-90 oldu. 60'ın karşısı 4 kökü, 30'u karşısı ne olacak? 4. Şimdi devam ediyorum. Şu vatandaş neydi açı orta? Üzerindeki D noktasından buraya dik gelmiş 4 mü? O zaman ben de buraya dik gelirim. Bu da kaç olur? 4. Sarıya boyalı bölgenin alanını mı istiyordum? Soru bitti galiba değil mi? Bakın taban 12. Yükseklik 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 24 aradığımız cevap D şıkkı. Bir kendin çiz, kendin çöz sorusu. Hemen bakalım ne diyor? A açısı 90 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim. Hadi çizelim bakalım. Şöyle bir dik üçgen. Değil mi? Şurası kaç derece olacakmış? 90 derece. A köşesi. Şuraya B diyelim. Buraya da C diyelim. Devam edelim. B'de DC'ye işte eşit olacak şekilde BC üzerine bir D aldı. O zaman D'yi şurada almalıyım. Tam ortadaki B'de DC'ye işte eşit olsun. Tamam ve AC üzerine A ve C'den farklı bir E noktası işaretli. Yalnız o E noktasının bir güzelliği var mı? Öyle kafamıza göre şey yapmayalım. Ha bakın burada yazıyor. ABE EBC eşit işte olsun. Yani şuradan bir açıortay gelsin ya değil mi? O zaman şunu şöyle çizersek E'yi burada alırsak olur değil mi? Bakın ABE EBC eşit olacak. Tamam. Şimdi AC üzerine bir E noktası işaretleyelim deyince hemen işaret koymayın. Bir bakın bakalım devamında o E noktasına ait özel bir durum var mı? Değil mi? Tamam. AD ile BE'nin kesim noktası P olsun. Ha bir de AD'yi çizeceğiz. Hadi çizelim. O bakın 90'dan gelen kenar ortay oldu değil mi? Muhteşem üçlü. Tamam. O zaman AD de BD ve DC eşit olacak. O da aklımda. Harika. Açı ortayı vermiş ve diyor ki AP'ye 2 kat derseniz diyor. Ha kesim noktası P. Şunu yazmayı unutmuşuz. AP'ye 2 kat derseniz diyor. PD 3 kat olur diyor. Olsun bakalım. E bizden AB'nin PD'ye oranı kaçtır diye sorulmuş. Tamam. Şimdi ben neyi biliyorum? Burada bir açıortay var. Öyle değil mi? E burada bir 2k var. Burada bir de 3k var. O zaman şu vatandaşlarla 2k ve 3k orantılı oldu. Fakat ben şuranın BD'nin kaç birim olduğunu biliyorum zaten. Nereden biliyorum? E AD'yi çizince muhteşem üçlü olacak demiştik değil mi? Ha burası 5K. Burada 5K değil mi? O zaman önce onu bir yazalım. Bakın AD 5K ise muhteşem üçlüden. Bu da 5K. Bu da 5K. O zaman şimdi AB'yi bulabilirim. Nereden? İç açı ortaydan. Ne diyeceğim? 5K'nın 3 kya oranı eşittir AB'nin 2K oranı. Böylece AB'yi K türünden bulabileceğim. Şu K'lar gitti mi? İçler dışlar yap. 10K bölü 3. Ha, demek ki arkadaşlar burası kaç birimmiş? 10K bölü 3. Neyi soruyor? AB'nin yani 10K bölü 3'ün PD'ye o zaten 3K'ydı oranı. K'lar gitti. O da kaç geldi? 10 bölü 9. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. ABC dik üçgen 3'ü 5'i vermiş. D noktasının AB ve AC kenarlarının uzaklıkları eşit olduğuna göre. Uzaklık denince ne yapıyorduk? Dik uzaklık değil mi? Ha, D noktasının AB'ye olan uzaklığı ha, zaten şurası değil mi? Dik uzaklık burası dik olduğu için. Ve AC'ye olan uzaklığı yani şuraya da bir dik gelirsek. bunlar birbirine eşitmiş. O zaman burası 3 ise burada ne olacak? 3. Peki bu eşitlik size bir şey çağrıştırıyor mu? Demek ki ben şu AD'yi çizersem bu ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Değil mi? Ne demiştik çünkü arkadaşlar? Bu dikler birbirine eşit. Orada bir açı ortaya. E şimdi burası 90. buraya 3. Bura 5 ise bura ne olacak arkadaşlar? 4 mi? Peki şuraya x dersen burada x olacak mı? E büyük üçgende Pisagor yazar. X'i bulurum. Ya da hocam Pisagor'a gerek yok. Şu meşhurları deneyince hep çıkıyor değil mi? BC 8. Bir kenarı 8 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 6, 8, 10. Ha x 6 desek hakikaten bakın burada kaç oldu? 10 oldu. Sağladı mı? Sağladı. Neyi soruyor bize? Eşit olduğuna göre D noktasının A köşesine olan uzaklığı. Ha benden A, D istiyor. E kolay. Bura 3. Bura 6. Pisagor yazarsak bu da kaç gelecek? 3 kök 5. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Böyle Pisagorları artık direkt yazıyorum. 3, 6, 3 kök 5 diye. Hocam o nereden geldi? Nasıl oldu diye bana sormuyorsunuz değil mi? Aman ha, hala o nereden geldi ya o Pisagor nasıl yazıldı o x'i nasıl buldu falan gibi şeyler düşünüyorsanız şu dik üçgeni bir daha bir tekrar edin. Biraz daha soru çözün. Yani tekrar edinden ziyade soru çözün arkadaşlar. Çünkü artık açı ortay konusunu bitiriyoruz neredeyse. Artık burada Pisagor'dur. Böyle dik üçgenler meşhur üçgenlerdir. Artık böyle tak tak gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Pekala yani ne bulduk cevabı 3 kök 5 yani A şıkkı. ABC üçgen iki tane açı ortayı vermiş. Dikliği vermiş. 8'i vermiş. Bizden DB istiyor. Şimdi soru çözmeden önce çok iyi bildiğiniz bir hatır var. Onu hatırlatayım size. Neydi o? Bir ikiz kenar üçgende. Zaten hemen anladınız. He? Hop diki çizdiğiniz zaman bu dik hem kenar ortay hem de neydi? Açı ortay. Dört özellik. ikiz kenar yükseklik açı ortay kenar ortay. Herhangi ikisi varsa diğer ikisini siz yazıyordunuz. E şimdi bakın ABC üçgeninde AH hem yükseklik hem de açı ortay değil mi? Demek ki bu üçgen ikiz kenar üçgen ve burası aynı zamanda kenar orta. Yani BH HC eşit. Işte. O zaman şu A köşesinden çıkan açı ortayın hikmetini anladık. Peki D'deki açı ortay ne? Ona bakmamız lazım. Nereye konsantre olacaksınız? Bursa, Hakkari, Denizli üçgenine konsantre olacaksınız. Bakın şöyle çizeyim daha rahat görün. Bursa, Denizli, Hakkari. Bu üçgene konsantre olacaksınız. Bakın şu D köşesinin dış açısı çizilmiş görüyor musunuz? Onun da açı ortayı çizilmiş. Ha, burada bir dış açı ortay var. O zaman dış açı ortay teoremi yazacağım. Bunlar neydi? Gözler değil mi? Nereye bakıyor? C köşesine. Şimdi şunlara xx dersek ne diyeceğiz? x'in 2x oranı eşittir 8'in BD'ye oranı. Soru bitti mi? Bitti değil mi? İçler dışlar BD kaçmış? 16 yani aradığımız cevap A şıkkı. Bir inşaat işçisi elindeki lazer işaretleci ile bir duvarda 4 nokta işaretleyecektir. İlk nokta olan A noktasını şekil 1'de gösterildiği gibi eliyle aynı hizada olacak bir şekilde işaretliyor. Ha şuradan şöyle dik gelerek yani direkt zemine paralel olacak şekilde duvarımız zaten zemine dik. Ne yapıyor? Direkt karşı işaretli. Tamam. Daha sonra elinin yerden yüksekliğini değiştirmeden sadece cihazı alfa derece yukarı kaldırarak B noktasını daha sonra yine alfa derece kaldırarak da şekil 2'de gösterildiği gibi C'yi işaretliyor. Tamam. İnşaat işçisi aynı şekilde cihazı yine alfa derece kaldırarak son nokta olan D noktasını şekil 3'te gösterildiği gibi işaretliyor. Ha ne yapıyor? A'dan başlamış alfa 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 3 kere alfa derece kaldırarak B, C ve D noktalarını işaretlemiş. Harika. A ile B arası 3 birim. Yazalım. Şurası 3 birim. B ile C arası 5 birim. Harika. C ile D arası x 1in Bizden ne istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım. Konu anlatıp kısmında üzerine durmuştum. Onun için buraya hatır Neydi o? Şu 6, 8, 10 üçgeninde. 6, 8, 10 üçgeninde. Hatırladınız mı arkadaşlar? Şu 6'nın olduğu köşeden açı ortaya gelirseniz bu 8'i nasıl parçalıyorduk? 3'e 5 diye parçalıyorduk değil mi? Çünkü bakın 6'nın altına 3K, 10'un altına 5K dersek 8K 8'den K 1 oluyor. Dolayısıyla buraya 3, burada 5 olur. Bu üçgen aklımızın bir kenarında bulunsun diyorduk. Çünkü sorularda sık sık karşımıza çıkıyordu. İşte yine karşımıza çıktı. Bakın bunu hocam ya ben unuturum derseniz şöyle keşfediyordunuz. Şimdi dikkat edin şurada bir açıortay var mı? O zaman 3'ün yukarısına ben şuraya 3K dersem o zaman 5'in yukarısı buraya ne diyeceğim ben 5K. E dikkat edin 3K 5K burası 8. E burada Pisagor yazar K'yı bulurum. E hocam Pisagor'a gerek yok. Bir kenarı 8 ise 6 8 onu deneyelim. Buraya 6 desem K2 olur. Hakikaten burası da 10 sağladı. Bakın bu şekilde de bulabiliyorduk. Ama zaman kaybı klasik üçgen olduğu için aklınızda bulunsun diyordum. O zaman burası 3 birim. Burası 5 birimse buradan açı ortay geliyorsa bura 6. Burası da neymiş arkadaşlar? 10 birim. Tamam bunu hallettik. Peki yalnız benden şuradaki ikisi istiyorum. O zaman devam edeceğim. Farkındaysanız şurada bir açı ortay daha var bakın. Bunu da ne yapabilirim kullanarak soruyu bitirebilirim sanki. E şimdi dikkat ediniz arkadaşlar. Şu kenar zaten belli. Nereden belli? E 3, 6. Pisagor yazarsak burası 3 kök 5 değil mi? O zaman yazalım bakın. 5'e 3 kök 5. Ha o zaman şuna 5x diyelim. 5'e 3 kök 5. 5x'e 3 kök 5x. Orantılı olacak ya şu açı ortay boyunca yazıyorum bakın. 5'e 3 kök 5. 5x'e 3 kök 5x. Şimdi büyük üçgene bakın. Büyük üçgende artık Pisagor yazarsak soru bitiyor mu? Bakın şurası 6. Şurası 8 artı 5x. Burası da 3 kök 5x. Hadi yazalım. Böyle bir meşhur üçgen olmadığı için artık Pisagor'u yazacağız mecburen. 6'nın karesi artı 8 artı 5x'in karesi eşittir. 3 kök 5x'in karesi. Evet buradan sonrası bir tık eziyet olacak ama son adım testi. Böyle sorular karşımıza çıkabilir. Sıkıntı yok. 6'nın karesi 36 mı? Ne yapacağım burada? Parantez kare açılımı yapacağım değil mi? 8'in karesi 64. 5x'in karesi 25x kare. Birinci ile ikinciyi çarp 40x 2 katı 80x. 3 kök 5x'in karesi de 45x kare. Ne yapalım hepsini sağ tarafa atalım mı? 0 eşittir. 45'ten 25 çıktı. 20x kare. Eksi 80x eksi 100. Aa, bakın hepsini 20'ye bölün tertemiz çıkacak. x kare eksi 4x eksi 5 mi? Ayırın çarpanlarına 0 eşittir. Ne geliyor? x eksi 5'e x artı 1 mi? Ha, buradan x bir 5 gelecek. x bir de kaç gelecek? Eksi 1. Tahmin edeceğiniz üzere eksi 1 olmaz. Demek ki x kaçmış? 5. Peki benden istenilen neydi arkadaşlar? Şurası değil mi? Biz oraya ne dedik? 5x. E, x 5 ise ha, demek ki burada kaç gelecek? 25 gelecektir. Bakın güzel bir soruymuş. Biraz da zor bir soruymuş. Yani 10 üzerinden 8 hatta 9 puanlık bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Ne yaptık? 2 kere açı ortağı yaptık. Ondan sonra dik üçgen Pisagor kullandık. Birazcık da zahmetli bir Pisagor kullandık. Oradan sonuca ulaştık. Soruyu mutlaka iyi kavrayın ve çözümünü föyünüze arkadaşlar kendiniz aktarın. Yani videodan baka baka yazmayın. Pek bir faydasını görmezsiniz. Peki ne bulduk? Cevabı 25 yani E şıkkı. ABC üçgen ADA çortay dikliği vermiş. CE CD'ye eşit. 20'miz var. 6'mız var. Bizden şu mavi boyalı üçgenin alanını istiyor. Şimdi önce şöyle bir klasik bir şey var. Onu bir yazalım. Bakın şurada bir açı ortayımız var. Hop bu tarafa bir dik gelmiş. Doğru mu? O zaman hemen şunu şöyle uzatıyorum. Ben de buraya dik geliyorum. Ne diyorduk? Bu diye gelen dikler birbirine eşit. O zaman şunu şöyle silelim. Kafa karıştırmasın. O zaman burası iki çizgi ise burada ne olacak? İki çizgi. Yapabileceğim şey bu. o zaman klasik hareket bu. Bir de neyi biliyorum arkadaşlar? AC 20 ise şu A, H. Burası da kaç olacak arkadaşlar? 20 olacak. Peki başka bulduğumuz bir şey var mı? Yok değil mi? Şimdi şu ikiz kenarlığı kullanalım. E, C, C, Nasıl kullanabiliriz? E bakıyoruz tepeden dik geleceğim. Hiçbir uzunluk falan yok. Ne diyorduk? İkiz kenar gördüğünüz zaman hemen tepeden dik gelin. E bir işe yaramaz. Çok belli. Hiçbir uzunluk belli de. O zaman ne yapın diyorduk? Eğer uzunluk işe yaramıyorsa taban açılarını kullan. Ha, o zaman buraya alfa dersek burada alfa mı? Bunu kullanalım bakın. Buraya da alfa değil mi? Şimdi buraya beta dersek burada beta değil mi? Açı Ha, bakın şöyle bir şey keşfettim. Adana, Ceyhan, Denizli üçgeninde burası 90 ya. E, alfa ile beta'nın toplamı kaç derece? 90. Şimdi dikkat edin, şurası alfa, burada beta. Ha demek ki buradan oldu arkadaşlar, 90. E, burada 90. E, şu aşağıda 90 demek ki bu vatandaş buna paralel, paralellik var, alan var. O zaman şu kenarda da hatır var. Şöyle bir mevzu vardı hatırlıyor musunuz? Bu vatandaş buna paralel olsun. Tabanı paralellerden birisinin üzerinde tepesi de karşı paralelin üzerinde olan bir üçgenin alanını kaydırabiliyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Şu tepeyi buradan alıp buraya taşısam kırmızı üçgenle mor üçgenin alanı birbirine eşit. Hatırladınız değil mi? Ya da şuraya taşısam tepeyi taban sabit kalmak şartıyla bu siyah üçgenin alanı, kırmızı üçgenin alanı, mor üçgenin alanı birbirine eşit. Şimdi bakın burada da öyle bir şey yapacağım. Bursa, Edirne, Denizli'ye bakın arkadaşlar. Bursa, Edirne, Denizli. Şurası taban oraya dokunmuyorum. D köşesini buradan alıp şuraya taşıyorum. İşte şu üçgenin alanıyla Bursa, Edirne, Denizli'nin alanı birbirine eşit. O zaman şurayı da dahil edersek soru bitti. Neden? E, taban 20 yükseklik altı. 20 çarpı 6 bölü 2'den o da kaç gelecek? 60 gelecektir. Ha bakın bu da bayağı zor bir soru. E son adımında son sorusu. Şurada alan kaydırmayı belki göremeyebilirsiniz. Ha klasik tarzda çıkabilecek karşınıza zor sorulardan birisi. Allah'tan ÖSYM son yıllarda pek klasik soru sormuyor. Oradan yırtabilirsiniz. Fakat klasik soru sormuyor diye sakın ha, klasik soruları anlamamazlık etmeyin. Çünkü bunları iyi kavrayacaksınız ki yeni nesil sorulara ne yapacaksınız uyarlayabileceksin. Yani şöyle düşünün mesela öğretmenliğinizi düşünün, geometri öğretmeninizi düşünün. Bir gecede arkadaşlar yeni nesil soruların hepsini çözebilir oldular değil mi? Eskiden ÖSYM bu tarz soru sormadan önce kitaplarda hiç böyle yeni nesil tarzda sorular yoktu. Ama bir sınavda sordular. Ertesi gün bütün hocalar o soruları çözüyordu. Niye? Çünkü klasik sorulara hakim olduğu için zaten o yeni nesil sorular onlara çok yabancı gelmedi. Yani siz yeni nesil sorularda iyi olmak istiyorsanız önce şöyle belli başlı temel kuralları Klasik sorularda bir göreceksiniz. iyi kavrayacaksınız. Ondan sonra zaten yeni nesil soruların havacılığı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Eğer klasik geometri temelini sağlamsa zaten yeni nesili çok rahat yaparsınız. Evet ne bulmuştuk cevabı 60. Yani B şıkkı.